World, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating, but you tell me. Merhaba sevgili Geek Theory takipçileri. Tek Gerçek Podcast'a hoş geldiniz. Buz ve Ateş'in şarkısı serisini bölüm bölüm incelediğimiz podcast'ın bu bölümünde Taht Oyunları Sansa 2 bölümüne bakacağız. Bu bir tekrar okuma podcast olduğu için spoiler uyarısını yapayım. Her şeyden bahsedebilirim. Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri. Bu bölüm sizlere konsey üyelerimiz tarafından getirildi. Zaman Lordu Velat Akyol, Doğan Şallı, Lord Beyazel, The Cold Corps, Üstad Hasan Hayam, Lord Brindon Blackfish, Kral Evi, Kış Lordu Arda Yaşar, Lord Dynamis, Knights Queen Quaith, Lord Murat Çetin, Lord Keyvan Cavan ve Lord Yusuf Burak Eker. Katıl mevzusunu Kreosus'tan devam ettiriyoruz. Oradan destekleyenlere özellikle vaat edilmiş destekçi olarak gelen Dynamis, The Cold Corps, Quaith ve Murat Çetin'e teşekkür ediyorum. Açıklamadaki linkten sayfaya bir göz atabilirsiniz. Bunu da söylediğime göre özete geçelim. Sansa, Rahibe Mordain ve Jane ile birlikte incecik sarı ipekten perdeleri olan bir tahtravanla Kral Eylül turnuvasına giderken bölüm açılıyor. Turnuvanın ihtişamı Sansa'yı soluksuz bırakıyor. Işıl ışıl zırhlar, süslenmiş savaş atları, sancaklar, şövalyeler. En çok da şövalyeler. Babasının kendileri için ayırttığı mertebeli yere oturan Sansa, şarkılardan daha güzel diye fısıldıyor. Turnuva meydanında hakkında şarkılar, hikayeler anlatılan şövalyeleri görüyor. Kral muhafızları muazzam beyaz perenleri ve süt rengi pullara sahip zırhlarıyla ortama giriyor. Sadece Jamie Lannister'ın zırhları beyaz pullardan değil, altın pullardan. Gregor Clegane bir çığ gibi yürüyerek yanlarından geçiyor. Bronze John Royce üzerinde büyülü ürünler bulunan zırhıyla orada işte. Rhaegar'ın üç sancaklarını öldüren Lord Jason Malister, bir kızıl rahip olan ve Pike duvarlarını alevli kılıcıyla aşan Thoros of Myr. Parmaklardan, yüksek bahçeden, Dorn dağlarından gelen ve adına henüz şarkılar yazılmamış şövalyeler de var. Bryce Caron, Redwine ikizleri, Lord Frey'in oğulları, yaz adalarından gelen Jalabarzo, kızların sevgilisi Beric Dondarrion, Lord Renly, Tazı ve Winterfell'den Jory, Allen ve Harvin. Winterfell'den gelenleri gören rahibe Mordain, Onların diğerlerinin yanında direnci gibi kaldığını söylüyor. Ardından mızrak müsabakaları başlıyor. Jory fena değil. Horace Redwine ve ardından ikinci turda bir freyi atından düşürüyor. Üçüncü turda Lothar Brun'la yarışıyor ama üç kere kapışmalarına rağmen ikisi de birbirini düşüremiyor. Kral Lothar Brun'un duruşunun daha iyi olduğunu söyleyerek onu kazandırıyor. Winterfell'den gelen diğerleri o kadar iyi gidemiyor ama yarışlar devam ediyor. Jane ve Sansa birbirinin peşi sıra gelip giden şövalyeleri ve heyecanlı yarışları izliyorlar. Jane tam çarpışma esnasında korkup yüzünü kapatıyor ama Sansa çok daha dayanıklı. Bir Lady'nin olması gerektiği gibi davranıp duruşunu bozmuyor ve Septa Mordain bile onun bu duruşunu başıyla onaylıyor. Gün ilerlerken müsabakada kalan kişi sayısı azalıyor. Gregor Clegane fena yarışıyor. Hatta o kadar fena ki yarışma esnasında vadiden gelen birini tırnak içinde yanlışlıkla öldürüyor. Adamın ölümü Jane Poole'u aşırı rahatsız ediyor ve oradan götürülmesi gerekiyor. Sansa neredeyse duygusuz denilebilecek bir şekilde kendinden birazcık ileride yere düşmüş, kanlar içinde ölü bir şekilde yatan adamı izliyor. Zırhı güneşte alev almış gibi parlayan adamın pelerinindeki aylar kanlı aya dönüyor ve pelerininin mavisi yani gökyüzü gittikçe kararıyor. Resmen tutulma sırasındaki ay patlaması ve uzun gece anlatılmış ama neyse. Sansa neden ağlamadığını düşünüyor. Brand ve Lady için bütün gözyaşlarını kuruttuğu sonucuna çıkıyor. Belki Jory'e, Sir Roderick'e veya babasına bir şey olsaydı farklı olurdu diye düşünüyor. Şo mağazlı mısın be kızım, üçü de ölecek. Neyse, bu ölen şövalye için şarkılar yazılmayacağını düşünen Sansa bunun çok üzücü olduğunu düşünüyor. Vadilinin öldüğü yere biraz toprak atıyorlar ve müsabakalar devam ediyor. Güzel haber, Sandor şeytan Renly'i altından deviriyor ve bir kırılma sesi geliyor. Kötü haber, kırılan şey Renly'nin boynu değil, miğferindeki altın boynuzun bir kısmıymış. Renly kopan parçayı tazıya veriyor ve tazı onu izleyen halka fırlatınca izdam çıkıyor. Renly'nin kalabalığa yürüyüp kargaşayı durdurması gerekiyor. Müsabakalarda düşük seviyeli bir şövalye Beric'in atını öldürüyor ve bu yüzden diskalifiye oluyor. Beric Thoros'a yeniliyor ama günün sonunda 4 kişi kalıyor. Sandor Clegane, Jaime Lannister, Gregor Clegane ve Loras Tyrell. Artık saat geç olduğu için kalan müsabakaları ertesi güne erteliyorlar. Tabi bundan önce Loras Tyrell Robar Royce'u deviriyor ve Sansa'ya kırmızı bir gül veriyor. Gülü verirken de tatlı leydim hiçbir zafer güzelliğinizin yarısı etmez diyor. Loras meydandan ayrıldığında bile Sansa bu gülü sıkı sıkıya tutuyor. Ardından kafasını kaldırıyor ve Lord Creepy Baelish geliyor. Onun kızlarından biri olmalısın diyen Baelish annen bir zamanlar benim güzellik kralçemdi diyor. Onun saçlarını almışsın diyerek yaklaşıyor ve Sansa'nın alnına düşen bir tutam saçı arkaya atarken yanağını okşuyor ve ardından gidiyor. Hashtag ellerinizi Sansa'dan uzak tutun hareketini başlatıyorum ama maalesef seri boyunca bu kızı birçok kez elleyecekler. Neyse müsabakalar bittiğine göre ziyafet vakti geldi. Nehir tarafında yemek yiyorlar ve George tabi ki de bol yemek betimlemesi yapıyor. Bu sırada Sansa'nın yanına güzel yakışıklı Prens Joffrey geliyor. Sansa Derry kalesinde olanları hatırlıyor. Joffrey'nin ulu kurdu Lady'nin ölümünde bir rolü olmadığına kanaat getirmiş olan Sansa bunun suçlusunun Arya ve Kraliçe Cersei olduğunu düşünüyor. Joffrey Sansa'nın güzelliğinin Loras'ın gözlerini kamaştırdığını söylüyor. Sansa acaba Sir Loras kazanır mı diye sorunca Joffrey köpeği tazının onun işini bitireceğini söylüyor. Biraz şarap içiyorlar. Ardından hizmetkarların sürekli şarap doldurduğu geçiyor. Sansa şaraptan etkilenmiyor. Zaten gecenin büyüsüyle sarhoş olmuş durumda. Bütün hayatı boyunca hayal ettiği güzellikler bugün onun ayaklarını yerden kesiyor. Soytarlar falan gösteri yapıyor ardından limon kekleri ve daha çok yiyecek tarifi geliyor. O sıralarda Kral Robert'ın güçlü sesi herkesi bastırıyor. Robert Cersei'yi azarlıyor. Kıpkırmızı ve öfke içindeyken ''Sen bana ne yapıp yapamayacağımı söyleyemezsin kadın.'' ''Dövüşeceğim diyorsam dövüşürüm.'' diye bağırıyor. Sansa Barristan Selmy'e, Renly'e, Baelish'e oradaki insanlara bakıyor. Herkes neler olduğunu görüyor... Ama kimse kralı durdurmuyor. Kraliçenin yüzü maske gibi ve kanı yüzünden çekilmiş gibi. Cersei eteğini toplayıp ortamı terk ediyor. Jamie bir elini kralın omzuna koyuyor ama Robert onu sertçe itince yere düşüyor. Bu sırada şarabı dökülüyor ve Renly de Robert'ın dökülen şarabını tazeliyor. Joffrey bu olanları tuhaf bir ifadeyle izliyor. Ardından Septa Mordain'in şaraptan sızıp kaldığını görüyoruz. Joffrey Sansa'nın kaleye yalnız dönmemesi gerektiğini söylüyor. Sansa, Joffrey'nin ona eşlik edeceğini düşünüyor ama Joffrey Tazı'yı çağırıyor ve ona Sansa'ya eşlik etmesini söylüyor. Sandor, ona eşlik edecek olan kişinin Joffrey olduğunu düşündüğü için Sansa'ya gülmeye başlıyor. Ziyafet bitti ve güzel rüya sona erdi. İkili yola çıkıyor. Sansa sürekli önüne bakıyor. Sandor'un yüzüne bakmak istemiyor ama yine de nezaket bir lady'nin kalkanıdır. Gerçek bir lady, adamın yüzündeki yanıktan rahatsız olmazdı. Kafasını kaldıran Sansa, Sandor'a, "Bugün cesurca savaştınız, sir." Diyor. Tazı o içi boş komplimanlarını kendine sakla. Ben bir şövalye değilim. Şövalye olan abiyim. Onu da izledin mi? Diye cevap veriyor. Sansa söyleyecek bir şey bulamayınca kimse ona karşı koyamadı. Diyor. Gregor hakkında ne kötü ne de iyi bir şey söylemiş oldu. Politik cevap. Ama Santor bunu yemiyor tabi. Sansa'nın kendisine ezberletilenleri şakayan küçük bir kuş olduğunu söylüyor. Sansa artık çok rahatsız oluyor ve bunu dillendiriyor. Bu tavrınız hiç hoş değil beni korkutuyorsunuz, şimdi gitmek istiyorum. Sansa'nın bu açık açık dile getirdiği rahatsızlığı takmayan Sandor, Gregor'un o vadiliği şans eseri öldürmediğini, öldürmek istediği için öldürdüğünü söylüyor. Ardından Sansa'yı yüzüne bakmaya zorluyor. Eli demir bir kapan gibi Sansa'nın çenesini sıkıştırıyordu. Öfke dolu sarhoş gözleri kızın gözlerinden ayrılmıyordu. Sansa bakmak zorundaydı. Hashtag ellerinizi Sansa'dan uzak tutun. Yüzünün yarısının yanmış olduğu betimlemesinden sonra Sansa ağlamaya başlıyor ve tazı onu serbest bırakıyor. Ardından Tazı bunun nasıl olduğunu anlatmaya başlıyor. Çocukken tahtadan bir şövalye oyuncağı ile oynuyormuş. Bu oyuncak abisininmiş ve o görür diye korkuyormuş ve korkmakta da haklıymış. Çünkü abisi bunu görür görmez Sandor'u yakalayıp kafasını sobadaki közlerin içine daldırmış. 12 yaşındayken bile çok güçlüymüş ve 3 adam Tazı'yı abisinin elinden zar zor almış. Sandor'un babası bunu gizlemek için Sandor'un yatağının alev aldığını söylemiş. Bundan 4 yıl sonra Gregor kutsal yağlarla yağlanarak şövalye ilan edilmiş. Al sana o sevdiğin şövalyeler temalı bu konuşmadan sonra Sansa bir süre susuyor. Ardından o gerçek bir şövalye değilmiş diyor ve tazı kahkaha atmaya başlıyor. Sansa'yı kuleye getirdiğinde yanından ayrılacakken eğer sana anlattıklarımı birine söyleyecek olursan diyor Sandor. Sansa anlatmayacağına söz verse de tazı sözlerini bitiriyor. Eğer herhangi birini anlatacak olursan seni öldürürüm. Ve böylece Sansa iki sona eriyor. İlk Sansa bölümü gibi bu bölüm de serinin küçük çaplı bir özeti gibi. Evet de her temaya girmiyor ama yazarın anlatmak istediği birçok temaya giriyor. Ayrıca Sansa'nın eline Buz ve Ateş'in şarkısı serisini almış olan nispeten acemi fantastik edebiyat sever rolü aynen devam ediyor. Yani bazıları ilk sansa bölümünün yorumlarında buna karşı çıktı ama lütfen yani. Sürekli hikayeler böyledir, şarkılarda şöyledir falan diye olması ve ardından gerçeklerin yüzüne bir tokat gibi çarpmasıyla yazar bunu anlatmıyor mu yani şimdi? Bu hikayeye girerken kendince beklentileri var ve ikinci bölümünde de olaylar beklediği gibi başlasa da hiç beklemediği bir yöne dönüyor. Bu eline ilk defa Buz ve Ateşin Şarkısı almış olan fantastik okurların hissettiğiyle aynı şey değil mi yani? Seriyi ilk kez okurken bir gün gelecek ve bunu söyleyeceğim aklıma hiç gelmezdi ama bir Sansa bölümü olan bu bölüm şimdiye kadarki en iyi bölümdü. Hatta belki kitaptaki en iyi ilk 3 bölüme girebilir. Onu bitirdiğim zaman tam olarak bilebileceğim gibi geliyor. Tabi bu konu tamamen yoruma açık. Kişisel tat ve seride aranan şeyler olarak baktığımızda insanların farklı bölümleri daha çok sevebileceğini biliyorum. Sansa 2 bölümü aşırı dolu bir bölüm. Ancak Bran 3 veya Daenerys 3 gibi bölümlerin olduğu şekilde dolu değil. Bu bölüm kralın şehri ve soylular konusunda exposition yani bilgi aktarımı yapmak konusunda aşırı dolu. Soyluları düşündüğümüzde A takımı denebilecek kral, kraliçe, işte Lannister'lar, Tyrell'ler vesaire gibi hanelerden gelenlerle ilgili bilgi taşımakla kalmıyor. B takımı denilebilecek soylular açısından da dolup taşıyor. Sansa'nın yetiştirilmesiyle alakalı çok ilginç şeyler gözlemleyebildiğimiz, hayata dair görüşlerini aldığımız, hatta önceki bölümlerde söylediğim bir soruna ufak da olsa bir açıklama bulabildiğimiz bir bölüm bu. Evet, bu bölümde olan bir şey eski bölümlerde söylediğim sorunlardan birine ışık tutacak. Bölümde Serinin başındaki Sansa'da bulunan o hafif süpbeliğin, kendini beğenmişliğin, insanlara tepeden bakmanın falan nereden kaynaklandığını görebiliyoruz. Tek sebebi o kişi değil ama bunun suçlusu Sansa'nın anne figürü olan Septa Mordain. Ama bunu analiz kısmında konuşacağız. Şimdi analize girerken öncelikle bu turnuvayı vermek için en iyi bakış açısı karakterinin Sansa olmasıyla başlayalım. Turnuva dediğin Sansa'dan sorulur bir turnuva yazacaksan bunu Sansa'nın bakış açısından yazarsın. Neden mi? En basit sebep Sansa'nın bakış açısı sayesinde exposition yani okuyucuya bilgi aktarma işini çok rahatlıkla yapabilirsin. Sancaklardan haneleri hatta insanları tanıyabilen Sansa sayesinde kimin kim olduğunu anlamak için fazla uğraşmana gerek yoktur. Sadece kim olduğunu söyler ve Sansa'nın düşüncelerinin o kişi hakkındaki bilgiyi okuyucuya aktarmasını sağlarsın. Daha güzel sebeplerimiz de var tabi. Böyle bir turnuva görmemiş olmasına rağmen bu turnuvaların fanı olan Sansa bölümde gram büyü olmamasına rağmen olayları fantastik bir şekilde aktarabilir. Çünkü onun için şu an şarkılardan, hikayelerden bile daha güzel bir olayın içerisindeyiz. Yani ziyafette alkol veriyorlar ama Sansa'ya işlemiyor. Çünkü zaten sarhoşum diye düşünüyor. Üçüncüsü de yazarın turnuvalarla ve tırnak içinde şarkılardan daha güzel olmak ile anlatmak istediği şeyi en iyi Sansa'dan anlatabilecek olması. Bölümde gerçekleşen birkaç şey yine Sansa'nın dünya görüşüne ters düşen, okuyucu ve Sansa'yı aynı anda ters köşe yapan şeyler oluyor. Bu etkiyi bir başkasından yakalamak çok zor olurdu. Analize dalarken yazarın bölüme yine ne kadar büyük bir ustalıkla giriş yaptığından bahsetmem gerekiyor. Pasaja bakalım çünkü bu gerçekten olağanüstü bir giriş. Sansa, Kral Eli turnuvasına Rahibe Mordain ve Jane Poole'la birlikte incecik sarı ipekten perdeleri olan küçük bir tahtıravanla gitti. Perdelerin ipeği o kadar inceydi ki Sansa rahatlıkla dışarıyı seyredebiliyordu. Bütün dünya altın rengine boyanmış gibiydi. Sansa 2 bölümü resmen sana bu bölümün nasıl okuman gerektiğini söyleyerek başlıyor. Sansa'nın bakış açısındayız ve hayatı boyunca hayalini kurduğu şeyi izlemeye gelmiş. Düşünün ki 11-12 yaşlarınızda takip ettiğiniz sporun dünya şampiyonasının finalini en güzel koltuktan izleyeceksiniz. Bu turnuva işte böyle bir olay. İnsanın ayakları yerden kesilmiş gibi gelir. Dünya daha bir güzel gözükür. Hatta başın bile dönebilir. Bu bölümün girişi dünyanın bir Instagram filtresinden sunulmuş haliyle yapılıyor. Altın ipeklikler sayesinde bütün dünya altın rengine boyanmış gibi görünüyor. Bu girişin güzel olmasının birinci yönü bu. İkinci yönü bu fantastik edebiyatı tarif etmek için kullanılabilecek bir cümle. O güzelliklerin tarif edildiği, normal dünyanın kahverengisinden kaçıp, gümüş ve kızıl, çivit ve gök mavisini bulmaya geldiğin kitaplar işte. Tüm dünyanın altın rengine boyanmış gibi olduğu kitaplar. Sansa bakış açısından fantastik edebiyatı okuyan, trope yani alışa geldik hikaye gidişatlarını bekleyen, daha toy okuyucuların anlatıldığını söylemiştim. İşte bölümün girişinden bu veriliyor. Girişin güzelliğinin üçüncü yanıysa Sansa bir bölümünü ve orada olanları düşündüğümüzde ortaya çıkıyor. Sansa 1 bölümünde Sansa aynı şarkı ve hikayelerdeki gibi görünen altın prensi Joffrey ile bir gün geçirmiş, her şey şarkılardaki gibi gitmişti. Ama sonunda olanlarla beraber Sansa'nın dünya görüşü bir tokat yemişti. Ertesi bölüm olan Eddard 3'te de Lady'yi öldürmüşlerdi. Sansa 1 bölümünde kraliçenin arabasının neyi temsil ettiğini konuşmuştuk. Sansa bir balonda yaşıyordu. Dış dünya, gerçek dünyadan kopuk, izole bir alandaydı. Kraliçenin arabasına gitmek istiyordu ve arabanın dışarıyı gösteren bir penceresi falan yoktu. Kapalı bir alandı. Aynı Sansa'nın dünya görüşü, aynı içinde yaşadığı balon gibiydi. Ama bu bölümün girişindeki tahtıravan öyle değil. Sansa yarı saydam bir şekilde dış dünyayı görebildiği bir yerde. Önceki bölümde dış dünya görüşüne gelen tokat etrafı tamamen açmamış olsa da örtülerin arkasını görmesini sağlamış. Ve tabi bölüme böyle başlayan George, dünyayı altın filtreden sunan George bölümü karanlıkta Sansa'nın inanılmaz korktuğu ve ölüm tehdidi aldığı bir sahneyle kapatıyor. Sansa'nın zorla çenesinden tutulup bakmaya, görmeye zorlandığı bir sahneyle kapatıyor. Yüzüme bak diyor Sandor. Dünya öyle altın filtrelerden gördüğün güzellikle dolu bir yer değil. Bak ve gördüğün şeyle yüzleş. Ha dünya güzelliklerle dolu olduğu kadar karanlık ve kötü şeylerle de dolu. Sen Sandor bir sinik olduğu için bunları göremiyor ama zaten ikilinin dinamiği bu yüzden çok iyi. Ya bu bölümü cümle cümle ele almak vardı ama incelemenin saatlerce sürmesini istemediğim için alışa geldik formatta ilerleyeyim. Ama giriş olarak okuduğum pasajın hemen devamına da bakalım. Şehir surlarının dışında nehrin hemen yanında 100 tane büyük çadır kurulmuştu ve halktan binlerce kişi oyunları seyretmek için akın akın geliyordu. Turnuvanın ihtişamı sansayı soluksuz bırakmıştı. Işıl ışıl zırhlar, gümüşler ve altınlarla süslenmiş savaş atları, kalabalıktan yükselen tezahürat sesleri, rüzgarda dalgalanan sancaklar ve şövalyeler. En çok da şövalyeler. Şarkılardan daha güzel diye fısıldadı sansa. Fantastik edebiyat işte bu. Işıl ışıl zırhlar, süsler, rüzgarda dalgalanan sancaklar ve şövalyeler. En çok da şövalyeler. Sansa'nın açlığını çektiği, hayatı boyunca mahrum kalıp uzaktan dinlediği şey buydu işte. Babasının ona anlatmadığı, Winterfell'e uğramayan sadece şarkılarda ve hikayelerde duyduğu bir şeydi. Ancak şimdi o şarkılardan, o hikayelerden birinin içindeymiş gibi geliyor ve içinde bulunduğu için şarkılardan daha güzel olduğunu düşünüyor. Burada şunu belirtmek istiyorum. Bu tarz düşüncelere kapılan tek kişi Sansa değil. Bunu unutmamalıyız. Oradaki kalabalığın büyük kısmı aynen bu şekilde hissediyor. Duncan Egg'de bir turnuvaya geliyoruz ve bir yetişkinin, bir tırnak içinde şövalyenin gözünden de bunları görüyoruz. Atmosfer yine aynı hisleri doğuruyor. Bunun sebebine yazarın bunu da anlatmak istediği diğer şeye analizin ilerleyen kısmında geleceğiz. Bölümde Sansa sadece bir seyirci değil. Bu büyük olayın içerisinde bulunan biri. Davranışları, hareketleri politik olarak önemli. Bu turnuva kral eli turnuvası ve Sansa bu kral elinin kızı. Westeros standartlarına göre kadınlığa geçmek üzere olan bir politik figür Sansa ve hareketleri detaylı şekilde inceleniyor. Etrafındakilerin ona baktığını okuyoruz. Onu inceliyorlar. Saraydaki önemli bir figür olarak bu işleyişe ayak uydurup uydurmadığı test ediliyor. Sansa bu konuda çok iyi eğitilmiş biri. Şimdi de sınava tabi tutuluyor. Bu turnuva onun için hem bir sınav hem de bir eğitim. İşte hocası da orada. Onu izliyor ve hareketlerini, davranışlarını onaylıyor. Ne zaman bir adam atından düşse, Jane Poole korkak küçük bir kız gibi elleriyle gözlerini kapatıyordu ama Sansa ondan çok daha dayanıklıydı. Bir Lady turnuvalarda nasıl davranacağını bilmeliydi. Rahibe Mordain bile Sansa'nın duruşuna dikkat etmiş ve başıyla onaylamıştı. Gördüğünüz üzere Sansa için bu bir eğitim ve bir sınav. Arya'nın Sirio ile aldığı eğitim kadar bir eğitim bu da işte. Ve en az onun kadar önemli. Hatta... Aynı Sirio Forel'in Arya'ya söyleyeceği gibi bu bölümün sonunda Sansa'ya da gözleriyle bakması söylenecek, görmesi istenecek. Aynı Sirio Forel'in Arya ile eğitiminde yapacağı gibi Sansa'dan da kılıçtan daha derin kesen korku ile yüzleşmesi istenecek. Sansa konuştuğumuz üzere bu turnuvaya altın bir gözlükle bakıyor. Soylular, leydiler, şövalyeler hepsi her zaman içinde bulunmak istediği dünyanın bir parçası. Ama bu parlak zırhlar, bu leydilerin kıyafetleri, mücevherler vesaire yani o dünyayı altın bir filtreden gösteren her şey nereden geliyor? O görkemin, o şaşanın kökeni ne? Yazar bölümde bunu soruyor. Bu altınların kaynağı ne? Sir Hugh'un ölümü bize cevabı veriyor. Genç şövalyenin cansız bedeni Sansa'nın oturduğu yerin birkaç metre ilerisine düştü. Her biri bir diğerinden daha zayıf kalp vuruşlarıyla şövalyenin kanı yere boşaldı. Zırhı yepyeniydi. Çeliğin üstüne güneş vurdukça zırhın kollarından ateş akıyormuş gibi görünüyordu. Pelerini güzel bir yaz günündeki gökyüzü gibi maviydi. Kenarlarına sıra sıra hilaller işlenmişti. Kan pelerine doğru yürüdükçe rengi koyulaştı ve hilaller teker teker kızıla boyandı. Evet, yepyeni parlak bir zırh var. Güneş ışığında parlıyor resmen. Bu dünyayı altın filtreden gösteren o şaşalı gök mavisi pelerin var. Ardından hepsi kana bulanıyor. Onların altındaki şey ortaya çıkıyor. Bu altın kan altını. Bu paralar kan parası. Renlin'in miğferinin bir parçası izleyen kalabalığa atıldığında izdiham çıkıyor. Bu izdiham yatıştırılmasa insanlar birbirini öldürecek. Evet bu insanlardan, bu insanların geleceğinden çalınmış olan altınlarla bu şölen düzenleniyor. Bu kadar güzel gözükmesinin bir sebebi var. Perdeyi kaldırıp baktığında, peçe düştüğünde bütün bunların altında yatan pisliği görüyorsun. Gerçekten de altının altında acıdır çelik. Yazar aynı Sansa 1 bölümünde konuştuğumuz üzere hikayeleri sorgulayarak okuyun demiş oluyor. Şahşasına kapıldığınız o şövalyeler, kılıçlar, lordların, leydilerin kıyafetleri, elflerin ve cücelerin mücevherlerini falan okumak güzel. Ama bunların altında yatan du bir saniye ya, bütün bunlar nereden geliyor diye sorduğunuz zaman ortaya çıkan bir hikaye var. Yine bu güzelliklerin tadını çıkarın ama bunu da unutmayın. Sir Huyun ölümü günün en dehşet verici anı olarak geçiyor. Altın perdenin aralandığı an burası. George bu ölümün betimlemesinden hiç kaçınmıyor. Atar damardan nabza göre kesik kesik fışkıran kanı veriyor. Turnuvanın sadece bir oyun olmadığını, spor olmadığını veriyor. Turnuva bir savaş metaforu da barındırıyor. George'un söyleşisinden uzun bir alıntıyla bu konuya dalalım. Savaş, fantastik edebiyat için çok merkezi bir şey. Ama bu savaşlar kansız savaşlar oluyor. Karakterler sonu gelmeyen orkları öldürüyor ve kahramanlarımıza bir şey olmuyor. Evet, karakterleri öldürüyorum. Ama eğer savaş ve şiddet hakkında yazacaksan bedelini de göstermelisin diye düşünüyorum. Ne kadar çirkin bir şey olduğunu göster. İki tarafını da göster. Diğer tarafta da benim gibi savaşa karşı duran kişilerin unuttuğu veya görmek istemediği şanlı taraf var. Eğer tarihi kaynakları okursan insanların sürekli savaşın şanından bahsettiğini görürsün. Sancakların rüzgarda dalgalanmasıyla şövalyelerle insanı heyecanlandıran taraf. Orta çağda her şey kahverengiydi. Yer kahverengi, kıyafetler kahverengi, kahverengi yıllar. Ama şövalyeler renkler içinde gelirdi. Kıyafetlerini boyayacak kadar zengin olan bir onlardı çünkü. Mavileri, kırmızıları ve sarılarının içinde olurlardı. O metal zırhlarının içinde savaşa girerlerken köylüler için ne kadar ihtişamlı göründüklerini düşünün. Ama sonrasında savaş biter ve her yerde kopmuş uzuvlar, kan gölleri, iç organlar olur. Hastings müharebesinden sonra muharebe meydanının tasvirine bakarsan kan göllerini, kandan nehirleri görebilirsin. İnsanda bol kan vardır ve eğer sivri aletlerle birbirine saldırıyorsan kansız bir şey ortaya çıkmaz. Eğer bu dönem hakkında yazıyorsan ne olduğuyla ilgili dürüst davranmalı ve olayın iki yönünü de anlatmalısın. Sancaklar rüzgarda dalgalanırken, davullar çalarken, borazanlar öterken duyguların nasıl kıpraştığını ama aynı zamanda sonucunu akıbetinde vermelisin. Şimdi eğer aranızda bu turnuvanın savaş metaforu yönü olduğu konusuna şüpheyle yaklaşanlar varsa George'un şu sözlerinden sonra bu şüphenin ortadan kalkması lazım. Çünkü bu bölümde şu konuşmada söylediği her şey mevcut. Sivri aletlerle birbirine saldıran kişiler var, ölen insanlar ve hatta hayvanlar var. Hatta şu paragraf direkt neredeyse az önceki konuşma. Şehir surlarının dışında nehrin hemen yanında 100 tane büyük çadır kurulmuştu. Ve halktan binlerce kişi oyunları seyretmek için akın akın geliyordu. Turnuvanın ihtişamı Sansa'yı soluksuz bırakmıştı. Işıl ışıl zırhlar, gümüşler ve altınlarla süslenmiş savaş altları, kalabalıktan yükselen tezahürat sesleri, rüzgarda dalgalanan sancaklar ve şövalyeler. En çok da şövalyeler. Bunun üstüne Sir Hugh'un ölümünü de eklediğin zaman bu söyleşi de bu turnuvayı mı yoksa savaşları mı anlattığını ayırt edemezsin. Martin bu turnuvayla savaş konusunda anlatmak istediği şeyi veriyor. İnsanların savaşları neden çekici bulabileceğinden bahsediyor. Şan, şöhret, şaşa ve şövalyeler. En çok da şövalyeler. Ancak çekici gelmesine rağmen savaşın sonuçlarının ne kadar berbat olduğunu düşünmek gerektiğini söylüyor. Turnuvaya bakıyoruz ve ne kadar çekici geldiğini görüyoruz. Savaşla turnuvanın çekici olma sebepleri neredeyse birebir aynı. Ancak bu turnuva da aynı savaş gibi. Birincisi hem savaş hem bu turnuva önceki bölümlerde konuştuğumuz üzere diyarın ihtiyacı olmayan diyara sorun açacak harcamalara sebep olacak bir şey. İkincisi bu turnuva çatışmayı, savaşı meşrulaştırıyor. Birbirine sivri şeylerle saldırmayı meşrulaştırıyor. İnsanlar burada dönen aslında kafese kapatılıp ölümüne kapıştırılan kişilere benzeyen olay sebebiyle heyecanlanıyor. Bağırıp çağırıyor sonuçlar için kumar oynuyorlar. Aklı başında düşünen hiç kimse birkaç kişinin ölebileceği ve bu ölümlerin bu harika gösterinin zayiatları olarak görüleceği bir şeye heyecanla bakmaz. Desteklemez bunu. Burada resmen savaş ve savaşçı sınıfının üstünlüğü meşrulaştırılıyor. Martial Arts denilen tırnak içinde bir sanat sergileniyor. Savaş sanatı. Abi sen de çok büyüttün diye mi düşünüyorsunuz? İnsanlar sadece biraz eğleniyor. Gerçekten öyle mi? Savaş masumiyeti yok eder. Bunu kanalda birçok kez konuştuk. Seride bu veriliyor. Eğer bu turnuva masum bir şeyse, sadece bir eğlence ise, Sansa neden hayatında ilk kez birinin öldüğünü gördü? Yazar ilk kitapta savaşın başlangıcını işliyor. Bunu unutmayın. Masumane bir şekilde tahtadan sopalarla şövalyecilik oynamanın bir çocuğun ölümüne sebep olduğunu gördük. Savaş bir oyun değildir. Şakaya gelmez. Savaşla neredeyse birebir örtüşen bu turnuva da bir oyun değil. Tırnak içinde bir sanat olan savaş sanatlarının sergilendiği, şövalyelerin birbirini öldürmekte ne kadar yetenekli olduğunu kanıtladığı acımasız ve dehşet verici bir şey bu. Gregor Clegane gibi canavarların durdurulamadığı, en ufak fırsatta birini öldürmek için hamle yaptığı ve bunun için hiçbir ceza almadığı bir şeyden bahsediyoruz şu an. Sandor bize olayın perde arkasını anlattı. Buyurun pasaja bakalım. Bugünkü çocuk. ikinci mızrak turundaki. Bak o çok iyi işti. Olanları gördün değil mi? Aptal olan. Putunova'da yeri yoktu. Parasız, yaversiz. O zırhı giymesine yardım edecek kimsesi yoktu. Boyun zırhı doğru dürüst bağlanmamıştı. Gregor bunu fark etmedi mi sanıyorsun? Sir Gregor Clegane'in mızrağının çocuğun boynuna tamamen şans eseri girdiğini mi düşünüyorsun? Küçük, sevimli konuşkan kız. Sen buna inanıyor musun? Bir kuş kadar aptalsın gerçekten. Gregor'un mızrağı, Gregor nereye istiyorsa oraya gider. Gördüğünüz üzere bu turnuva bir canavarın birini meşru bir şekilde öldürebildiği bir yer. Savaş demiş miydik? Zaten George anlamayan varsa diye gelecek bölümde bunu ne de söyletecek. Bu düşünce ne de acı veriyordu. Bu çok anlamsız. Savaş bir oyuna dönüştürülmemeli. Kangölleri ve Sir Hugh'un ölümü demişken bazı okurların takıldığı bir noktaya bakalım istiyorum. Sansa ellerini kucağında birleştirmiş halde büyülenmiş gibi şövalyeye bakıyordu. Daha önce ölen bir adam görmemişti. Kendisinin de ağlıyor olması gerekirdi ama gözyaşları akmıyordu bir türlü. Belki bütün gözyaşları Lady ve Bran için ağlarken bitmişti. Jory, Sir Roderick ya da babasına bir şey olsaydı başkaydı tabii. Ölen genç şövalye ona bir şey ifade etmiyordu. Adını duyar duymaz unuttuğu Erin Vadisi'nden gelen bir yabancıydı. Şimdi adını bütün dünya unutacaktı. Onun adına hiç şarkı yazılamayacağını düşündü Sansa. İşte bu üzücüydü. Bu pasajda Sansa'nın ayaklarının hemen dibinde gencecik birisi ölüyor olmasına rağmen tırnak içinde üzülmüyor olmasını sorunlu bulanlar var. Üzüldüğüyle ilgili bir şey gerçekten geçmiyor gibi. Öldü ama bana bir şey ifade etmiyor adını bile unuttum şeklinde düşünüyor. Bu ölüm hakkında üzüldüğü tek bir şey var. O da Sir Hugh'un adına hiç şarkı yazılmayacak olması. Bu üzüntünün de genç birinin ölmesiyle ilgili olmaması yine aynı kapıya çıkıyor gibi. Aslında bu bakış yanlış. Çünkü Sansa'yı tanımadan bu düşünceye kapılmak çok normal ama biz burada dünyaya Sansa'nın gözlerinden bakıyoruz. Taht oyunlarının başındaki Sansa için hayattaki en önemli şey şarkılar. Şövalye olmanın Sansa'nın gözünde insan öldürmekle şunla bunla bir ilgisi yok. Sadece şarkılara konu olmakla ilgisi var. Bölümde bir sürü genç ve buraya dikkat edin adına daha şarkılar yazılmamış şövalyeler olduğundan bahsediyor. Bu aşamadaki Sansa için en önemli şey şarkılara konu olmak kendisi erkek olsaydı belki de sadece bu yüzden şövalye olmak isterdi. Turnuvalarda gösteri yapmak, leydilerin uğur mendillerini almak ve şarkılara konu olmak. Sanki hayatlarının anlamı buymuş gibi. Ve Sir Hugh'un şarkılara konu olamayacak olmasının bu düşünce şeklini anlarsak Sansa için aşırı korkunç bir şey olduğunu anlıyoruz. Tabi bir de neredeyse herkesin o sırada Sansa'yı izliyor olması var. Bunu düşünmüyor ama Jane Poole gibi davranmaması tırnak içinde gerektiğini biliyor. Söylediğim gibi bu bir çeşit bir sınav. Septa Mordain onu gözlemliyor ve bu konudaki davranışı da önem arz ediyor. Hazır Sansa'nın bir ölüm görmesi demişken yazar Sansa'yı bu içinde bulunduğu balondan çıkarmamak için uğraş veriyor. Şöyle ki Sir Hugh'un kanlar içinde ölmesi normalde balondan çıkaracak olan perdenin aralanmasını sağlayacak olan bir şey öyle değil mi? Ama hemen ardından rüyalardan fırlamış gibi gelen Loras Sansa'ya bir gül veriyor. İşte bu kadar. Perde yine kapandı. Birden üst üste bir şeyler göstererek hemen bu hikayeden çıkması tatmin edici olmazdı. Ve zaten yazarlıkta karakterin ulaşması gereken noktaya gitmesini engellemeye çalışmak vardır. Karakterin A noktasından B noktasına gittiği yolu yazan sensin. Ancak bu yolun kolay olmaması için, okuyucuyu tatmin etmesi için engeller koyman gerekir. Bu yolun aşılmış gibi hissedilmesi için bu gereklidir. George Sansa'yı bir o yönde, bir de bu yönde etkileyecek şeyler yaparak bunu amaçlıyor. Sansa'nın ilk gördüğü ölümün bu olması da aslında hikayesel açıdan çok önemli bir şey. Stark çocukları bu konuya hazırlanıyordu. Ancak erkek olanlar hazırlanıyordu. Kitabın ilk bölümünde Bran 7 yaşında olmasına rağmen bir infaz görmeye götürüldü. Stark çocuklarının erkekleri Westeros kanunlarına göre doğru ölümler, infazlar görürken Stark kızlarının göreceği ilk infaz kalplerinde yanlış olduğundan emin oldukları Ned'in infazı olacak. Erkek evlatları ise bunu göremeyecek. Değişik bir kontrast var burada. Kızlar ölümün ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Buna hazır değiller. İdam görmemişler ama ilk gördükleri idam babalarınınki oluyor. Yazarın bununla ne anlattığından tam olarak emin değilim. Loras'ın Sansa'ya gül vermesi ise baya baya hetero hamlesi yapmalıyım düşüncesinden gelen bir şey. Loras için kişisel bir şey değil yani. Romantik bir şey değil. Bir anlamı da yok. Ama izleyenler için anlamlı bir şey ve Sansa için. En çok da Sansa için. Serinin devamında Loras'ın Sansa'ya verdiği gülü hatırlamayacağını göreceğiz. Yani burada bir gösteriden başka bir şey yok. İçi boş olan ama işte gösteri yapanların bir şeyler kazanmaya çalıştığı bir olay izliyoruz. Turnuvanın içeriğine ve kimin kimi yendiği mevzusuna pek girmeyeceğim. Çünkü tek tek isimlere bakmak ve serinin devamında bu karakterlere ne olduğunu anlatmak wiki sayfası okuyormuş gibi olur o yüzden sadece gerekli kısımlara bakalım. Bunlardan ilki şeytan Renly ile alakalı. Edar 4 bölümünde Renly'nin Shireen'in yüzüyle dalga geçtiğini okumuştuk. Kızın yüzünün yarısının hastalık yüzünden bozulmuş olmasıyla iyi eğleniyordu. Bu bölümde de yüzünün yarısı yanmış olan biri onu atından tepe taklak düşürdü. İyi de oldu. Tabi Sansa karakteri hakkında bir şey anlatmak için turnuvanın şu kısmı çok önemli. Jory, Allen ve Harvin kış yarı ve kuzey adına yarışıyorlardı. Jory alanda göründüğünde diğerlerinin yanında dilenci gibi kaldı dedi rahibe Mordain. Sansa bu görüşe katılmak zorundaydı. Jorah'in zırhı basit ve düz, süssüz, mavi gri çelikten yapılmıştı ve ince gri pelerini kirli bir paçavra gibi omuzlarından sarkıyordu. Septa Mordain çok berbat bir anne figürü. Nasıl ki Jon bölümlerinde onun baba figürlerinden bahsediyorsak, burada da Sansa'nın anne figüründen bahsetmemiz gerekiyor. Mordain, Sansa'ya çok kötü örnek oluyor. Onun Jory ve Winterfell'den gelenler hakkındaki düşüncelerinin direkt Sansa'ya geçtiğini görüyoruz. Yani bu sadece bir örnek ama insanları dış görünüşlerine göre değerlendiren Mordain'in bunu sık sık yaptığını anlayabiliyoruz. E Sansa'nın öğretmeni bu işte. Ondan öğreniyor her şeyi. Zaten bir azam lordu yani dünyamızın dengiyle dünyadaki en zengin insanların kızından biri. Bu da onu serinin başında dış görünüşe göre insanları yargılayan biri haline sokuyor. Bunda tabii şarkı ve hikayelerin etkisi de büyük. Önceki bölümde Joffrey'i hiç tanımıyor olmasına rağmen sadece prens olması ve yakışıklı görünmesi sebebiyle ona aşık olduğunu düşündüğünü okuduk. Ve insanları dış görünüşüne göre yargılayan bir kadın karakterin çoğu okuyucu için çok itici gelmesi normal. Ama Sansa'nın öğretmeni böyleyken dış görünüşe göre insanları değerlendirmesi ona öğretilmişken bu çok normal. Yine Sansa bir de Arya'nın takıldığı insanların seyis yamakları, kasabın oğlu gibi ayak takımı olduğunu düşündüğünü okumuştuk. Bunun insanların sınıfını dış görünüşüne göre tanımlamak olduğunu konuşmuştuk. Bir için bu tarz bir yetenek tırnak içine gerekli görülüyor. İçinde bulunduğun toplumun sosyal düzeni için gerekli olarak veriliyor bu. Bir önceki bölümde bu Kathleen'in işine yaramıştı hatırlarsanız. Girdiği hanı ölçüp tartmış ve kimin kim olduğunu bilmesi sayesinde eline güç geçirmişti. Aynısı yine Sansa bir bölümünde Sansa'nın gergin bir ortamı yumuşatmasına yaramıştı vesaire. Yani onun kafasına çakılan bir şey bu. Bunun arkasını dış görünüşün ardında yatan insanı göremediği için başına çok kötü şeyler gelecek. Joffrey konusunu tekrar açmaya gerek yok yani. Bir de Tyrion ve Tazı gibi çirkin olan, toplumda kötü görülen kişilerin iyilikleriyle karşılaşacak vesaire. Yani Sansa karakterinin üstünden gelmesi gereken şeylerden biri toplumun ve etrafındaki mentor figürlerinin kafasına çaktığı bu tip görüşler olacak. Septa Mordain'e dönersek bölümün devamında içip içip sızmış olması zaten onun ne kadar ihmalkar bir mentor figürü olduğunu anlatıyor. Tabi Sansa için ihmalkar olan tek mentor figürü Mordain değil. Ned Stark da Sansa'yı ihmal ediyor. Derry Kalesi'nde olanlardan sonra Ned Sansa'yla neredeyse hiç etkileşime girmiyor. Arya'nın yanına gittiğini, onunla konuştuğunu vesaire gördük ama Sansa'yı saldı. Onunla hiç ilgilenmeyecek. Yani bu turnuva Kral evi turnuvası ve Ned turnuvanın ilk gününe katılmıyor. Kızını ihmalkar bir septayla ortama kurt sofrasına yollamış. Bu yanlış. Her ne kadar bu turnuvanın gerçekleşiyor olmasından hoşnut olmasa dahi katılmalıydı. Kızının yanına oturmalı ve her şövalyenin adı okunduğunda onu bilgilendirmeliydi. Turnuvada olup bitenleri, kendi dünya görüşünü vesaire ona anlatmalıydı. Kızının gözündeki o altın perdeyi kaldırmak için elinden geleni yapmalıydı ama bunu yapmadı. Sansa bir kraliçe gibi olmak istiyor ve önünde örnek alabileceği tek kişi var. Cersei. Septa Mordain onu yanlış yönlendirirken Ned Sansa'yı ihmal ediyor ve Sansa'nın örnek alabileceği yanlış bir kraliçe figürü var ortamda. Ned'in bunun önüne geçmesi gerekiyordu. Sansa'nın bu bölümde Cersei'yi sempatik bulacağı bir olay gerçekleşti. O konuya geleceğiz ama bu bölümde ölüm tehdidi bile aldı kız. Sen neredesin abi? Ned genel olarak çok iyi bir baba olmasına rağmen Sansa konusunda çok başarısız olduğunu söyleyebilirim. Maalesef o kızda da tırnak içinde yanlış bulduğu yönünü görmesi kendini Sansa'dan uzaklaştırmasına sebep oldu. Bu tarz bir yerde kızın eğitilmesi gerekiyor. Marjorie'yi düşünün mesela. Olenna'yla babasıyla falan saray erkanının içerisinde bulunuyor. Gözlemliyor. Hatta görmüyoruz ama bu konular hakkında ne düşündüğü, nasıl çıkarımlar yaptığı falan akrabaları tarafından dikkatle izleniyor, sorgulanıyordur. O saraya geldiği andan itibaren eğitilirken Sansa'nın bu konuda eğitildiğini görmüyoruz. Bir tek Septa Mordain var ki zaten bu bölümde gördüğümüz üzere kendisi bu konuda berbat. Yanında eğitmen gereken, göz kulak olman gereken bir çocuk varken içip sızmak nedir ya? Neyse bir önceki konuya dönelim istiyorum. Yazarın Sansa'ya bir o taraftan bir de bu taraftan şeyler sunması mevzusu. Şövalyeler ve şaşalı şeyler gösteriyor. Turnuva ne kadar güzel diye düşündürüyor. Ardından Sir Hugh'un ölümünü veriyor. Tam bu görüşe bir darbe geldi derken Loras gelip gül veriyor. Loras'ın gülü vermesinden hemen sonra ama direkt yani saça parmak olaya dahil oluyor. Creepy bir şekilde bir çocuğa sulanan ve onu rahatsız hissettiren bir adam. Loras meydandan ayrıldıktan sonra bile sımsıkı tutuyordu elindeki gülü. Sansa sonunda kafasını kaldırdığında tepesine dikilmiş ona bakan bir adamla karşılaştı. Babası yaşlarında, kısa boylu, keçi sakallı, saçları hafiften beyazlamış bir adamdı. ''Onun kızlarından biri olmalısın.'' dedi. Adamın gri yeşil gözleri dudaklarındaki gülümsemeye rağmen gülmüyordu. Sende Tully görünüşü var. Tepesine dikilmiş ona bakan bir adam cümlesi ve sonrasında gelen Belish'in onun saçına dokunması falan Sansa'nın rahatsız olduğunu gösteriyor. Ayrıca Sansa, Belish'in dudaklarında gülümseme olmasına rağmen bunun gözlerine ulaşmadığını fark ediyor. Belish yine kişisel durumlarla oyunu birbirine karıştırdı. Sansa'yı gördüğü anda planını Sansa üstünden kurmaya başlayacak. Yani gözü kapalı bir şekilde doğaçlama gidiyor ve kişisel şeyleri oyuna karıştırıyor. Sansa'ya "Annem bir zamanlar benim güzellik kraliçemdi." demesinin onun sanrısallığına bir gönderme olarak alıyorum. Baelish'in Catelyn konusunda sanrısal olduğunu biliyoruz. Gerçekten de Catelyn'in bakireliğini aldığını falan sanıyor. Halbuki sarhoştu ve Lysa ile yatmıştı. Baelish'in Sansa'ya bakışı falan çok itici bir sahne olduğu için üzerinde fazla durmuyorum. Dövüşlerin sona erdiği ana geçelim ziyafet geliyor. Evet bazı buz ve ateşin şarkısı okurlarının food porn dediği bazılarının tamamen haksız bir şekilde Martin'e portakallı ördek yazarı falan dediği yemek sahnelerinden biri. Bir gün şu yemek mevzusunu konuşmak lazım. Serinin en çok eleştirilen tarafı bu food porn sahneleri. Hani bu eleştiriler bazen yerli olabiliyor ama seride bunların gerekli olduğu ve farklı açılardan bakınca birçok şey anlattığını eminim bir gün konuşuruz. Ama ziyafette sadece yemekler yok. Joffrey var ve bir kereliğine de olsa insan gibi davranıyor. Evet yanlış duymadınız. Joffrey bir insan gibi davranıyor. Sansa'nın yanına geliyor, halini hatırını soruyor, yemekler ikram ediyor, sözleriyle iltifat ediyor vesaire. Altın prensimiz iş başında. Sansa'ya yine kadeh kadeh şarap dayıyormuş gibi bir his var ama bundan pek emin değilim. Bir günlüğüne insan olmuş olabilir. Tabii Joffrey doğru düzgün bir insan gibi davranırken tüm bunların anında yok olduğu bir sahne geliyor. Yazar bu sahneyle Joffrey'nin bir pislik olmasındaki sebebi vermek istemiş olabilir. Yani ben öyle düşünüyorum. Sansa ve Joffrey ziyafetin tadını çıkarıyor, şakalaşıyor, dedikoduları paylaşıyor, ay olana birlikte gülüyor vesaire. Her şey çok güzel. Ardından Kral Robert bağırmaya başlıyor. Karısı Cersei'yi herkesin gözü önünde aşağılıyor. Aşırı sarhoş halde Jaime'yi hala indirebileceğini söylüyor vesaire. Bu sırada yazar Joffrey'yi şu şekilde tarif etmiş. Joffrey elini Sansa'nın koluna koyduğunda Sansa prens'e döndü. İyice geç oldu dedi prens. Yüzünde tuhaf bir ifade vardı. Sansa'yı görmüyor gibiydi. Ailesi sürekli kavga eden çocukların aile toplum içinde tartışmaya başladığında değişmesi gibi aynı. Sansa'nın düşüncelerinde yüzünde tuhaf bir ifade vardı diye geçiyor. Joffrey'nin tarifini Sansa'nın düşüncelerinden aldığımızı unutmadan bu pasaja bakarsak sanırım anlatılmak isteneni görebiliriz. Sansa Joffrey'nin yüzünde gördüğü bu ifadeyi tanımıyor Joffrey'nin neden donuk olduğunu, neden bu hale büründüğünü anlamlandıramıyor. Çünkü kendisi hiçbir zaman böyle bir şey yaşamadı. Sansa önceden de konuştuğumuz üzere, inanılmaz sağlıklı bir aile ortamında yetişmiş biri. Aile içi kavgalara, dövüşlere, bağırış çağrışa maruz kalmadı. Bu yüzden Joffrey'nin içine girdiği ruh hali, yüz ifadesi ona tuhaf geliyor. Sanırım Joffrey'nin en sempatik sunulduğu, en bağ kurulabildiği an burası. Çocuğun girdiği hal bize sürekli bu tarz şeylere maruz kaldığını, anne babasının kavga edişine sürekli katlanmak zorunda kaldığını anlatıyor. Sansa'nın Cersei'ye baktığı ve Cersei'nin tarif edildiği sahneye ise sevdiğim ve sevmediğim şeyler kısmına geleceğim. Robert'ın bağırdığı sahne için zaten ne diyeceksin? İçmiş içmiş rezillik çıkarıyor. Sevdiğim ve sevmediğim şeyler kısmında konuşacaklarım dışında bu sahnede dikkat çeken iki şey var. Birisi Renly'nin hemen koşup Robert'ın şarabını tazelemesi. Oradaki herkes ana problemin alkol olduğunun farkında. Renly de buna dahil. Ama Robert şarabını dökmüş diyerek koşup yeni kadeh veriyor falan. Robert'ın en kötü yönlerini destekleyen biri bu Renly işte. Bir diğeri de Robert'ın Jamie'yi yere düşürdükten sonra söyledikleri. Kral bir kahkaha patlattı. Soylu şövalye seni hala yere serebilirim. Bunu sakın unutma kral katili. Şarap kadehini tutan eliyle göğsüne vurdu. Şarap zaten tuninin üzerine döküldü. Bana savaş baltamı verin ve görün. Kimse benim karşımda duramaz. Eğer Robert'ın söylediklerini unutmadan Sansa ve Sandor konuşmasına bakarsak yazarın ne yaptığını görebiliriz. Sandor Sansa'ya abi hakkında ne düşündüğünü, bugün onun nasıl olduğunu soruyor. Cevabımız şu şekilde. Sansa ile alay ettiği anlaşılıyordu. Kimse ona karşı koyamadı demeyi başardı Sansa. Söylediği yalan değildi. Evet Robert, kimsenin senin karşında duramaması övünülecek bir şey değil. Bak hikayenin en büyük canavarlarından biri olan Gregor Clegane'in karşısında da kimse duramıyor. Övünülecek olan şey o kadar güçlü olmana rağmen bunu nasıl kullandığındır. Ayrıca Jamie bir eliyle işerken diğeriyle senin şu halini alır yani. Ama işte Robert ve gençliğe duyduğu özlem konusunu birçok kez konuştuğumuzdan ve gelecek bölümde konuşacağımızdan fazla girmeye gerek yok. Sarhoş Robert demişken bölümdeki bir diğer sarhoşumuza geçelim. Sandor Clegane. Bölümün çok güzel olduğunu zaten konuştuk ama bölümün en güzel noktası bu karşılaşmaydı. Bölümde anlatılan şeylerin, temaların falan birleştiği tepe yaptığı nokta Sansa ve Sandor'un gecenin karanlığında Kızıl Kale'ye yolculuğunda yapıldı. Hala inançlı olan Sansa'yla bir zamanlar inanmış olan sinik Sandor, ideallerin, görüşlerin çarpışması. İki taraf içinde karşıdaki kişi alışa geldik kişiler değil. Sansa kendi dünya görüşünde Sandor Clegane'in nereye oturduğunu bulmaya çalışıyor. Sandor Sansa'nın nasıl olup da hala bütün bu anlatılanlara inanabildiğini sorguluyor. İlk başta rol falan yaptığını düşünüyor ama sonradan gerçek olduğunu anlıyor. Ulan senin kurdunu öldürdüler. Gözünün önünde bir canavar genç bir şövalyeyi öldürdü. Nasıl olup da hala inanabiliyorsun? Nasıl benim gibi bütün anlatılanların yalan ve içi boş olduğunu düşünmezsin? Nasıl sinik olmasın? Çünkü dünyanın gerçekleriyle karşılaştıktan sonra olunabilecek, girilebilecek tek yol bu işte. Nasıl hala optimistik olabiliyorsun? Salak mısın yoksa? Yol boyunca Sansa korkuyor. Karşısında sarhoş ve acınası bir adam var. Kendisine öğretilen nezaket kurallarına uyuyor. Söylemesi gerekenleri söylüyor ama bunlar onu kurtarmıyor. Sandor bu sözlerin sahte olduğunu, öğretilmiş şeyler olduğunu söylüyor ve bir yönden haklı da. Ama işte Sansa hakkındaki en kilit noktalardan biri şu. Soylu Lady'lerin büyük çoğunluğu bu sözleri söylerken gerçekten de Sandor'un düşündüğü gibi içi boş şekilde söylüyor. Tırnak içinde söylenmesi gereken olduğu için söylüyorlar. Ancak Sansa böyle biri değil. Tazı onu zorladığında bu sözlerin arkasının dolu olduğunu görüyor. Evet bölümde Sansa ne demesi gerektiğini derslerden öğrendiklerini falan düşünüp ona göre konuşuyor. Ancak söylediğim gibi aslında olmak istediği ve olduğu kişi bu sözleri gerçekten söyleyebilecek biri. Sandor'un yüzüne baktığında o yüzün kendisini korkuttuğunu düşünüyor. Korkuyor da. Bunda herhangi bir yalan yok. Herhangi bir yanlış da yok. İnsan neden korkup neden korkamayacağına karar veremez. Ama adamın yüzüne karşı bunu söylemeyecek biri o. Nezaket kuralları bunu gerektirsin veya gerektirmesin, Sansa bunu söylemenin yanlış olduğunu düşünüyor. Tazı onu öğretilenlerden aklında taşıdığı o cümleler kitapçığından çıkarıp gerçekte nasıl biri olduğuna bakıyor ve gerçekten de bu standartlara o insanların tırnak içinde soylu lady davranışı olarak uygulamaya çalıştığı şeye uyduğunu görüyor. Sansa bir bölümünde baktığımız Tyrion'un düşünceleri bu bölüm içinde aynen geçerli yani. Lancel'ın saçları incelmiş, beyazlamıştı ve delikanlı bir sopa kadar zayıftı. Yanında onu ayakta tutan babası olmasa yere yığılacağı kesindi. Ancak Sansa genç şövalyenin kahramanlığını övüp onun tekrar güçlendiğini görmenin ne kadar güzel olduğunu söylediğinde hem Lancel'ın hem de Sir Kevan'ın yüzü ışıldadı. Bu konuda çok iyi diye düşündü Tyrion. Sansa Joffrey için harika bir kraliçe ve daha iyi bir eş olurdu. Joffrey de onu sevecek duygu olsaydı. Bu bölümde de aynen Lancel'da olduğu gibi tazıyla içinden gelen şekilde doğru olduğunu düşündüğü şekilde konuşuyor. Tazının anlattıklarını dinledikten sonra korkusu kayboluyor ve gerçekten adam için üzülüyor onu yatıştırmak için gerçekten düşündüğü şeyi söylüyor. Sırf nezaket kuralı bunu gerektirir diye değil. Yani saray erkanı gibi yapmacık olan maske takan insanların taktığı maskeler gerçek Sansa gibi görünmek için. Sansa'nın gerçek düşünceleri ve gerçek nezaketini taklit etmek için. Hepsi tepeye bir çıta koymuş. Bu çıtaya kimsenin erişemeyeceğini düşünüyorlar. Ama o çıtadaymış gibi hareket ediyorlar. Herkes birbirinin yapmacık olduğunu biliyor. Ama Sansa öyle değil öyle olmadığını anladıklarındaysa ulan kim bunlara ciddi ciddi uyar ki diye düşünüyor ve bu yüzden onu salak olarak algılamak işlerine geliyor. Bu biraz Ned Stark ve onur konusuna benziyor. Önceden konuşmuştuk. Ned Stark gibi onurlu birisinin piçi olmasını kimsenin sorgulamaması normalde garip gelebilir. Ama aslında onun onurunda bir leke olması hoşlarına gidiyor. Toplumun oluşturduğu onurlu olmak için gerekenler listesinin yapmacık Kimsenin hatta net Stark'ın bile ulaşamadığı bir şey olduğunu düşünmek hoşlarına gidiyor. Çünkü kendileri bu listeye göre onurlu değiller ve onun ulaşılamaz olduğunu düşünmek kendilerine avutma çabasından başka bir şey değil. Gerçek şövalye mevzusu gibi yani. Neredeyse ulaşılamayacak bir seviye gibi duruyor ama bazı şövalyeler o seviyeye ulaşıyor. Zaten o yüzden gerçek şövalye diye bir kavram var ya. İşte aynı gerçek şövalyeler gibi Sansa da gerçek bileydi. İşte Martin bu karşılaşmayı tamamen karanlık bir noktada bırakmıyor. Hiçbir şeyin anlamı yok. Bu değerlere tutunmak aptallıktır demiyor. Eğer Westeros'taki insanlar bu değerlere göre yaşarsa Westeros'un gerçekten kurtulabileceğini, bir umut ışığı olduğunu veriyor. Dünya boktan diye sen de boktan olmak zorunda değilsin. Hatta dünya böyle diye zaten inadına değerlerine sarılman gerekiyor. Sentor gibi akıntıya kapıldığında dünyanın kötülüklerine bir yenisini ekliyorsun. Gandhi'nin söylediği dünyada görmek istediğin değişim ol sözünün işlendiğini görüyoruz burada. Sandor bu dünyanın kötülüklerini görünce değerlerinin hepsini çöpe atmış bir insanken Sansa öyle değil ve bu dinamik bu yüzden çok güzel. Sandor'un başta Sansa'ya sinirli olmasının sebebi de buydu zaten. Sansa'nın rol yaptığını, maske taktığını düşünüyordu. İçi boş laflar ettiğini sanıyordu. Bu yüzden onu yüzünü yakmış olan bir canavarı şövalye ilan eden Regar'la eşleştiriyordu. Bilerek veya bilmeyerek böyle bir canavarın sistemde kullanılacak bir çark olmasını sağlayan kişi. Ama konuştuğumuz üzere sadece söylendiği için o şekilde davranan biri olmadığını anladı. Sandor her şeyin boş ve yalan olduğunu düşünüyor çünkü içinde bulunduğu sistemde Gregor gibi bir canavara bir rol bulunuyor. Babası sırf politik sebeplerle bu olayı örtbas ettikten sonra bir de üstüne Gregor'a şövalye diyor ve yağlarla kutsuyorlar. Onun için her şey o noktada bitiyor. San san konusuna girmeyeceğim. Konu hakkında ne düşündüğümü ileride konuşuruz. Daha ikilinin ilk karşılaşması bu. Bunu konuşmak için bol vaktimiz ve bölümümüz olacak. Sandor ve onun oyuncak şövalyeyle oynamasından, bir zamanlar gerçek şövalyelere inanıyor olmasından falan önceki bölümlerde bahsettik. Bu bölümdeki güzel dinamik de zaten söylediğim üzere bir zamanlar inanan ve artık hepsinin canı cehenneme diye düşünen biriyle gördüklerine rağmen inanmaya devam eden birinin karşılaşmasında yatıyor. Sevdiğim ve sevmediğim şeylere Robert'ın bağırıp çağırmasıyla başlayalım. ''Sen bana ne yapıp ne yapmayacağımı söyleyemezsin kadın.'' diye bağırdı kraliçe Cersei'ye. ''Burada kral benim. Anlıyor musun? Buralara ben hükmediyorum. Yarın dövüşeceğim diyorsam dövüşürüm. Herkes olanları izliyordu. Sansa Sir Barristan'ı, kralın kardeşi Renly'i ve gündüz yanağını okşayıp tuhaf tuhaf konuşan kısa boylu adamı gördü ama hiçbiri krala müdahale etmiyordu. Kraliçenin yüzü maske gibiydi. Bütün kanı öyle bir çekilmişti ki görenler onu kardan yapılmış bir heykel sanabilirdi. Ayağa kalktı, elbisesinin eteklerini topladı ve fırtına gibi masadan ayrıldı. Hizmetkarları peşinden koşturdu. Robert'ın herkesin önünde Cersei'yi aşağıladığını gördük. Sansa da bunu gördü. Kral herkesin önünde kraliçeye bağırıyor ve onu küçük düşürüyor. Ancak kimse bir şey yapmıyor. Sansa hemen Sörlere bakıyor. Barristan'a bakıyor. Barristan hakkında anlatılanları biliyor ve neden durdurmuyorlar diye düşünüyor. Herkes olanları izliyor ama kimse krala müdahale etmiyor. Neden? Bu da işte gerçeklerin Sansa'nın hikaye ve şarkılarına uymadığının bir başka göstergesi. Bunun yanında önceki bölümlerde söylediğim bir sorun için ufak da olsa bir açıklama buldum diyebilirim. Sansa'nın Eddard 3 bölümünde olanlardan sonra Cersei'ye güvenmesinin altının pek dolu olmadığını söylemiştim. Joffrey de öyleydi ama asıl olay Cersei'di. Joffrey bu bölümde Sansa'ya çok iyi davrandı. Bu zaten tamam. Sansa'nın gözünde Joffrey'nin pek de suçlu olmadığını okuduk zaten ve bu zaten pek yanlış sayılmaz. Ama üstüne bir de bu bölümdeki mükemmel prens tavırları gelince Sansa'nın Joffrey hakkındaki görüşlerinin tamamen onarılması normal. Cersei mevzusuysa hala tam olarak altyapılı değil ama ufak da olsa bir altyapı buldum. Burada Sansa'nın Cersei'nin ifadesine odaklandığı veriliyor. Robert'ın yaptıklarını onaylamadığını, yanlış bulduğunu zaten herkes olanları izliyor, kimse krala müdahale etmiyor diye düşünmesinden anlıyoruz. Ama üstüne bir de Cersei'nin ifadesine odaklanarak yüzünden bütün kanın çekildiğini, hışımla gittiğini falan görüyor. Şarkı ve hikayelerde kraliçeye böyle davranılmaz. Kral böyle davranmaz. Eğer kraliçeye böyle davranılıyorsa, kraliçe doğru olandır. Yanlışa uğrayan kişi kraliçedir. Sansa onun içinde bulunduğu durumu anladığını düşünüyor onun bağ kurabileceği biri olduğunu düşünüyor. Yani kraliçe ona sempatik bir şekilde yaklaştığında Sansa'nın ona karşı hafif de olsa güveni olmasına tam olmasa da bir tık altyapı bulabildiğimizi düşünüyorum. Tabi arka planda Cersei bunun olmasını istiyordu. Cersei Robert'ı sarhoşken tetiklemek istedi ve bunu başardı. Turnuvada onu öldürmeye çalışacaklardı. Planını uyguladı ve bunun yan etkisi toplum içinde aşağılanmasıydı. Şimdi tam olarak sevdiğim ve sevmediğim şeylere geçebiliriz. Sevdiğim şeylerin başında Elbet'te Sansa ve Sandor dinamiği geliyor. İkilinin konuşmaları iki kutbun birbiriyle çarpışması gibi bir şey. Optimistik ve sinik. Tabi Sandor'un da zamanında optimist olması, ancak inancını kaybetmiş olması bu dinamiği arşa çıkarıyor. Kendi geçmişinle karşılaşmak ve eğer yanlış yoldaysan kaybettiğin değerleri anlamak nerede işlenirse beni benden alır zaten. Üstüne bölümde Joffrey'nin sempatik sunulması, ailesinin tartışmasıyla donup kalması falan çok güzeldi. Yazar aşırıya kaçmadan alttan alta istediğini vermiş. Bölümün girişi zaten muazzam. Altın perdeler, dünyanın altın rengine boyanmış olması yarı saydamlık falan harika. Turnuva da çok renkliydi. Sevmediklerim kısmında sadece bir şey var. O da turnuvada finale kalan dörtlünün önden verilmesi. Yani en başta değil de bir noktadan sonra son dörtlüden bahsedildi. Oradan sonra o dörtlüden birinin girdiği mücadeleleri okuduk. Bölüm içinde o mücadelelerin sonucu hakkında spoiler yemiş olduk. Garip bir seçimdi bu diyebilirim. İma ve altyapılara geçelim. Altyapılarda teker teker turnuvadaki karakterler ve onların serinin devamında gelecekleri noktalardan bahsetmeyeceğim. Analizde bahsettiğim üzere wiki sayfası okuyormuş gibi olur. Çok fazla karakter var ve bu karakterleri serinin devamında birçok hikayede göreceğiz diyerek bu konuyu geçiyorum. Bu bölümde Sansa'nın bulunduğu bir turnuva görüyoruz. Kış rüzgarlarının başında da Sansa'nın yine bir turnuvada hatta vadideki bir turnuvada olacağını göreceğiz. Eğer bu turnuvaya bir paralellik yapılacaksa birinin öldüğünü bile görebiliriz. Eğer paralelliği arttırmak isterse bu kişinin Erenlerin mavisini de taşıması çok güzel olabilir. Hatta bu kişi varis Harry bile olabilir. İma olarak Sansa'nın düşüncelerinde okuduğumuz şu pasajı alabiliriz. Kendisinin de ağlıyor olması gerekirdi ama gözyaşları akmıyordu bir türlü. Belki bütün gözyaşları Lady ve Bran için ağlarken bitmişti. Jory, Sir Roderick ya da babasına bir şey olsaydı başkaydı tabii. Evet bu üç karakter de fazla vakit geçmeden ölecek ve Sansa'nın gözyaşları daha yeni başlıyor. Evet de imalarda şu pasajdan bahsetmesem olmazdı. Sansa 2 bölümü sembolizm konusuna da tik atarak ben de her şey var diyor adeta. Sandor Clegane ve iri yarı kardeşi yürüyen dal kaplı Sir Gregor da durdurulamaz savaşçılar arasındaydı. Önlerine çıkan herkesi birer birer devirdiler. Günün en dehşet verici anı Sir Gregor'un ikinci mızrak mücadelesinde yaşandı. Gregor'un mızrağı vadiden gelen genç bir şövalyenin boğaz zırhının altına öyle şiddetli bir darbeyle girdi ki genç şövalye o anda canını kaybetti. Genç şövalyenin cansız bedeni Sansa'nın oturduğu yerin birkaç metre ilerisine düştü. Her biri diğerinden daha zayıf kalp vuruşlarıyla şövalyenin kanı yere boşaldı. Zırhı yepyeniydi. Çeliğin üstüne güneş vurdukça zırhın kollarından ateş akıyormuş gibi görünüyordu. Güneş bir bulutun arkasına gitti ve yok olmuştu. Pelerini güzel bir yaz günündeki gökyüzü gibi maviydi. Kenarlarına sıra sıra hilaller işlenmişti. Kan pelerine doğru yürüdükçe rengi koyulaştı ve hilaller teker teker kızıla boyandı. Burada gördüğünüz üzere çok net bir şekilde ay patlaması anlatılmış. Mızrağın bir kuyruklu yıldız sembolü olduğundan büyük teoride bahsetmiştim. Kuyruklu yıldız bir ay semboline şiddetli bir darbeyle çarpıyor. Kan çeliğe akıyor ve çelik alev alıyor. Azorohai'nin Nisa Nisa'ya ışık getiren hesaplaması, kılıcın çeliğinin kan ve ardından alevle kaplanması tamam. Ardından her nedense güneş yok oluyor. Ondan sonra da her nedense gökyüzü mavisindeki pelerin koyu bir gece rengine bürünüyor ve her nedense ay kanla kızıla bulanıyor. Blood Moon yani kan ayı ne zaman olur biliyorsunuz değil mi? Tutulma sırasında. Üstüne bir de tabi bölümde Gregor için söylenen bir şey vardı. Neydi o bir bakalım. Sansa ile alay ettiği anlaşılıyordu. Kimse ona karşı koyamadı demeyi başardı Sansa. Peki ışık tanrısının nasıl tarif edildiğine bakalım. Rolor icab eden vasıtaları kendi arzusuna göre seçer. Melisandre'nin boğazındaki yakut kıpkırmızı ışıltıyordu. Usulleri gizemlidir lakin onun ateşli iradesine kimse karşı koyamaz. Hmm değişik. Hatta mesela şu da var. Işık tanrısı yolumuzu aydınlatmak için güneşi, ayı ve yıldızları yarattı. Geceyi uzakta tutmamız için bize ateşi verdi dedi Melisandre yabanıllara. Hiç kimse onun ateşlerinin karşısında duramaz. Hiç kimse onun ateşlerinin karşısında duramaz diye tekrar etti kraliçenin adamları. Gördüğünüz üzere ay patlatan Gregor ve Azor Ahai'yi şampiyonu olarak gönderdiği söylenen Rulor tıp atıp aynı tarif ediliyor. Gregor burada yani turnuvadaki bir şampiyon ve ayı yok ediyor. Aynı büyük teoride bahsettiğimiz Rulor'un şampiyonu olarak geçen Azor Ahai'nin ayı yok etmesi gibi. Tabi büyük teori merceğinden baktığımızda Gregor'un aslında Azor Ahai metaforu değil bir ay meteoru metaforu olması mevzusu var ama Uzun büyük teorik konularına girmeden bunu anlatmam mümkün değil. Ele aldığımız konu için bu baktıklarımız yeterli. Son olarak Sandor'un kardeşini öldürmekten bahsetmesi hem altyapı hem de ima olarak alınabilir. Bunu da söylediğime göre bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca Lord ve Lady'lerimize de teşekkür ediyorum. Lord Velat Akyol ve Lord Yusuf Bayata. Gelecek bölüm turnuvanın devamı olan Eddard 7 bölümüne bakacağız. O bölümün incelemesinde görüşmek üzere.